kişi işten çıkarıldı. 53 kişi de farklı suç bilgileri ve arşiv araştırmaları nedeniyle iş hakimleri esirdi. Bu rakamlar dışında bizden önceki dönemine ait işe girişlerinde olduğunun altını çizmek istiyorum. Peki, Bakan Bey, sizin partinizin döneminde ne yapılmış diye soralım. Siz değil arşiv araştırması, adli sicilinde, yani bakın adli sicilinde arşiv araştırması değil, basit sabıka kaydında bile silahlı terör örgütü üyeliği, bombalı terör eylemi ve bunun gibi suçları olanları istihdam etmişsiniz. 2017'de işe aldınız. A.T. 2018'in Temmuz'unda işe aldığınız R.A. bunlardan birkaç. Hatırlatmam gerekir ki 2018 yılın Kasım ve Aralık ayında işe alınan 3 terör örgütü iddiacı üyesi sabıkalı personelin iş hakimlerini de bizdiniz. Değerli basın mensupları, gördüğünüz gibi bize yaptığı suçlamaların bir mantığı var ise aynı suçu eski başkan AK Partili Mevlüt Kursal ve İstanbul Valisi Ali Yeniler de işlemiştir. Zaten açıkçası bu bakan girişimleriyle bir nevi Pandora'nın kutusunu açmıştır. Aslında daha yeni başlıyoruz, bakın daha neler var. 2019 Şubat ayında yani Mevlüt Kursal döneminde işe alınan YG, yine 2019 Ocak ayında ikinci kez işe aldığınız ORÇ nasıl oldu da hassas gözlerinizden kaçtı? Bakın arşiv araştırması da demiyor. Sabıka kaydında yazıyor. Bu kadar net. Ne yazıyor? Silahlı terör örgütüne üyelik. Silahlı terör örgütü yöneticiliği yazdı. Nerede? Sabıka kaydında. Bu iki kişinin de işten çıkışını bizim tarafımızda, bizim dönemimizde yapmışız. Gelelim arşiv araştırmalara. 6 Mayıs'ta seçimin iptalinin ardından 29 Mayıs 2019 yani İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya belediyemiz kayyum başkanı iken işe alınan arşiv araştırması yapılmayan biz gelince fark edip arşiv araştırması talep ettiğimizde FETÖ intisakı ortaya çıkan altın personeli nasıl değerlendirmek gerekir? Bunu da soruyorum. Bakın burada ayrıca çok önemli bir şey daha söylemek isterim. Benim lütfen dikkatli dinlemenizi, özellikle dinlemenizi de diliyorum aslında. Savcılığa İçişleri Bakanlığı'nın sunduğu ve medyaya göre 500 sayfadan fazla olan o rapor henüz bizde yok. Ama duyumlarımıza göre bu raporda hakkında işlem yapılması istenen kişiler sadece ve sadece ben ve yine benim dönemimde yüzden fazla eski, yeni yönetici arkadaşlar. Size biraz önce Sayın Mevlüt Uysal ve Sayın Vali dönemindeki eksikleri de anlattım. Yani aslında aynı şeylerle suçlanıyoruz. Eğer savcılığa sunulan raporda dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve İBB yöneticileri ayrıca İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya ve onun yöneticileri hakkında da işlem talep etmişse bir lafı yok. Bakın bugünün Ulaştırma Bakanı Adikar İsmailoğlu da o dönemin genel sekreter yardımcısı. Yani sorunlardan biridir. Unutmayın, altını tekrar çiziyorum. O raporda sadece Ekrem İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanırsa net olarak söylüyorum gök kubbeyi başımıza yıkarız. Herkese eşit muamele yapılmışsa bu anlamda bir şeyimiz yok. Eşitlik var demektir.
aksi takdirde AK Parti milletvekili adayı müfettiş bu eksikliği yapmışsa bilerek ve isteyerek görevi ihmal suçu net olarak